Garden of Bamban Chapter 4 ikinci teaser trailerı geldi ve ilk izlenim olarak dün sizlerle videosunu paylaştım. Tanıtım videomuz 28 saniyelik kısa bir video olsa da içinde çok çok önemli mesajları barındıran bir videoydu. 28 saniyeden bize verilebilecek tüm mesajları vermişlerdi. İlk önce herkesin aklını karıştıran iki soru vardı. Bunlardan birincisi Stinger Flying devasa bir maskottu. Geliştiriciler daha Garden of Bamban Chapter 3'ten çıtayı olabildiğince yükseltmişlerdi. Herkesin 4. bölümden beklentisi çok yüksekti. Garden of Bamban Chapter 4'te öyle bir maskot getirilmeliydi ki Stinger Flying'in devasa oluşu unutulmalı, tamamen yeni gelecek maskota odaklanılmalı, en önemlisi yeni gelecek maskot bizi heyecanlandırmalıydı. Sizi temin ederim ki yeni gelecek maskot bizi fazlasıyla heyecanlandıracak. Bunun sebebini sizlerle birlikte şimdi göreceğiz. Yeni gelecek maskotlardan birisi tabii ki de Sheriff Tootster ama bahsettiğim o değil. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Jester. Jester'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini detaylarıyla inceleyeceğiz. Ve siz de göreceksiniz ki nasıl tehlikeli bir şey bizimle karşılaşacak. Bunu şimdi sizlerle birlikte göreceğiz. Sizler de Garden of Bamban videolarını seviyorsanız eğer videomuza destek amaçlı like atıp kanala ücretsiz olarak abone olmayı, anlık paylaşımlardan hemen haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Ve en önemlisi yorumlar kısmına Garden of Bamban Chapter 4 ile ilgili bir teorinizi mutlaka bırakın. Tüm teorilerinizi okuduğumdan emin olabilirsiniz. Garden of Bamban Chapter 4 ana karakteri olarak Sheriff Tootster'ı gördük. Sheriff Tootster buranın güvenliğinden sorumluydu. Adı üstünde Sheriff ve ana karakter Sheriff Tootster'ın olduğunu Chapter 3'ün başlangıcında da görebiliyoruz zaten. Fakat birçok kişi belki Stinger Flying'dan sonra Sheriff Tootster'ı gördüğü için bu durumu çok hoş karşılamamış olabilir. Fakat ben Sheriff Tootster'ın sandığınız kadar basit ve güçsüz bir maskot olduğunu düşünmüyorum. İşin ilginç tarafı geliştiricilerin Sheriff Tootster ile ilgili söyledikleri. Geliştiriciler onu bu okulda istenmeyen maskot ilan etmişti ve deney belgesine şöyle bir not ilave etmişti. Bir kasabada suçlu yoksa şerife de ihtiyaç yoktur. Ama ilginç olan burası bir kasaba değil ve burada birçok suçlu var. Biz şu ana kadar suçlularla karşılaşmadık ama karşılaşmaya doğru gidiyoruz. Okulun daha derinlerinde daha fazla kat olduğunu Bamban bize söylemişti. Biz şu ana kadar bu okulun sadece iyi olabilme ihtimali olan ve hatta deney notlarına göre iyi olan maskotlarıyla karşılaştık. Opile kuşunun iyi olduğunu anlatmaya artık gerek yok. O sadece çocukları korumak istiyor ve yetişkinler onlara zarar verdiği için bizi de yetişkin gördüğünden dolayı bize saldırıyor. Bamban zaten tüm olayı bize anlattı. Bizden aldığı bir sıvı ile kendini sakinleştirdi. Stinger Flying'ın deney notlarında kendisinin vücudu büyüyor. Çok acı çekiyor. Buna rağmen kimseye zarar vermiyor. Bu notu zaten bizzat geliştiriciler Stinger Flying'ın deney belgesine koyuyor. Stinger Flying'ın sadece bir amacı var. O amacı gerçekleştirip çocukları yeryüzüne çıkartmak istiyor. Bambalena'nın bize saldırması ise yine Bamban'la karşılaştırılması deneyiyle alakalıydı. Bilim insanlarına göre Bamban ona saldıracaktı ama Bamban ona sarılmayı tercih etti. Kötülük değil, sevgi galip geldi. Burada insanlarla iletişime geçebilen ve bizi insan görebilen iki maskot olduğunu gördük. Birisi Bamban, diğeri ise Stinger Flying. Bambalena bizi farklı görüyor. Bunu derslerde de gördük. Hatta bizi öğrenci görüyor. Hatta bazı yerlerde basketbol topu olarak bile gördüğünü gördük. İşin ilginç tarafı krallığı bul, şerifi bul notundaki krallıktakiler bizi nasıl görecek? En önemlisi ana karakterimiz görünen ve suçlularla mücadele eden Sheriff Tootster. O bizi nasıl görecek? İşte bizi ilgilendirecek asıl konu bu. Çünkü şu an ekranlarınıza gelen bu ilk tanıtımda biz Sheriff'in sorgu odasındayız. Bu fotoğraf Chamataki ve Tamataki ile savaştıktan sonra bulduğumuz fotoğraf. Ve bunu Sheriff'e gösteriyoruz. İşte işin asıl önemli noktası Sheriff burada bizim tarafımızda mı olacak? Yoksa bizi farklı görüp bize suçlu muamelesi mi yapacak? Ben bize suçlu muamelesi yapacağını düşünmüyorum. Bu tahtadaki nottan da bunu anlayabiliyorum. En azından öyle düşünüyorum. Çünkü bu sefer karşılaştığımız yaratıklar gerçekten çok tehlikeli olduğu için bize yardım eden birileri mutlaka olmalı. Kendi başımıza burada mücadele edemeyiz bu sefer. Sheriff bunlardan birisi olacaktır. Aynı zamanda krallıktaki Queen Bonselia veya Kral. Onun dışında Prens veya herhangi başka maskotlar. Orada kim varsa. Onlar bize destek olabilir diye düşünüyorum. Orayı bulmamız istendiğine göre oradaki çocuklara dair bir iz de bulabiliriz. Jester ismi zaten Türkçe'de soytarı demek. Soytarı ise krallıkta kralı güldüren palyaço tarzı bir şey. Ama Jester sanki bu durumdan sıkılmış ve krallığa karşı bir savaş ilan etmiş gibi. İşte buradan da anlayabiliyoruz zaten Jester krallıktan değil gibi. Yani
Yani krallık Jester'a karşı, Jester de krallığa karşı gibi bir durum var burada. Tabi burada bir ters köşe veya bir oyun yoksa. Ters köşe veya bir oyun varsa bile yine ihtiyacımız olan maskot Sheriff Tootster. Sheriff Tootster'ın öyle basit ve güçsüz bir maskot olduğunu düşünmediğimi tekrardan söylüyorum. Mutlaka bir caydırıcı gücü vardır diye düşünüyorum. En azından Jester ve diğerlerine karşı. Çünkü öyle bir şey olmazsa neden biz gidelim Sheriff Tootster'ı bulalım ve buna onu şikayet edelim. Ama bizi asıl ilgilendiren durum şimdi tehlikenin boyutu. Evet, gelelim tehlikenin boyutuna. Jester sandığımız gibi öyle basit ve hafif alınabilecek bir yaratık değil. Neden olduğunu şimdi sizlerle birlikte görelim. Evet, şu an gördüğünüz üzere Chapter 3'te Stingerfly'nin büyüklüğünü görebiliyoruz değil mi? Mesela bakın, burada oldukça büyük devasa bir yaratığı görebiliyoruz. Ne kadar büyük olduğunu zaten bizzat oynayarak da tanıdık sizlerle birlikte. Mesela şu an ben burada daha önceden oynadığım ve kaydettiğim görüntüyü izletiyorum size. Ne kadar büyük olduğunu görün. Yani zaten gördünüz ama şimdi sizlerle beraber bir kıyaslama yapacağız. Bakın şu an burada gördüğünüz üzere Stingerfly'ni görüyoruz ve bakın gözlerini açıyor ve işte Stingerfly'ın büyüklüğünü zaten buradan çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Evet, şimdi yeni paylaşılan trailerımıza geliyoruz. Burada Stingerfly'ın yan yatmış ve baygın olduğunu görüyoruz. Aslında buraya baktığımızda yan yatmışken bile ne kadar devasa bir maskot olduğunu görebiliyoruz. Şimdi sadece hemen bakın, şu an ilerletiyorum videoyu ve bakın şu an Jester'ın büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Yerde yatan Bamban'a göre bile kıyaslayabilirsiniz. Yani hemen hemen Stingerfly gibi olmasa bile en azından onun kadar büyük devasa bir yaratığın gelebileceğini görüyoruz. Ve bakın yan yatan Stingerfly gözlerini açıyor. Gözünü şöyle hafiften yukarıya kaldırması bile Jester'ın ne kadar büyük bir yaratık olduğunu bile bize gösteriyor. Gerçek anlamda öyle basit bir yaratık gelmiyor karşımıza. Onu tekrardan söyleyeyim. Stingerfly'la çıtayı çok fazla yükselt ama Jester de ondan geri kalır tarafı olmayacak gibi ve Jester'ın farklı da bir özelliğinin olacağını düşünüyorum ben. Jester'ın bir tarafı gülüyor, bir tarafı üzgün gibi. Yani bir tarafı gülen, bir tarafı sinirli olan bir tarzda bir yaratık gibi. Aslında kendi içerisinde bir çatışma halinde olan bir yaratık da olabilir. Kendi kendiyle kavga eden bir yaratık gibi. Bir tarafı bize iyi davranıp bir tarafı bize kötü davranan taraf da olabilir. İşte bu nasıl olur bilmiyorum. O yüzden Chapter 4 gerçek anlamda çok heyecan verici olacak. Burada işin ilginç taraflarından birisi ise yerde yatan Bamban. Ve Bamban'ın altındaki yeşil sıvı. Bu yeşil sıvı ne olduğunu muhtemelen birçoğunuz zaten biliyor. Bu yeşil sıvının ismi Givanium. Peki Givanium nedir? Karşılaştığımız maskotların oluşturulmasına sebep olan bir sıvıdır. Givanium sıvısı bir çeşit kan veya onun yerine kullanılan bir madde olarak düşünülebilir. Givanium sıvısının en büyük özelliklerinden birisi de cansız maddeleri de canlı hale getirebilir. Bu sahnede bildiğiniz üzere Jumbo Josh vardı. Jumbo Josh şu an görünürlerde yok. Harta kuşu ve Opile kuşu da yok. Onlarla alakalı gizem hala korunuyor. Fakat en merak edilen gizem Jumbo Josh. Çünkü bizler biliyoruz ki Jumbo Josh buradaki cansız olan tek maskot. Yani cansız bir varlıktan üretilen bir maskot. Şu ana kadar bildiğimiz iki çeşit Givanium sıvısı var. Bir Givanium ile oluşturulan canlılar, ekranlarda gördüğünüz Stingerfly ve Bamban bunlardan birisi. Ve işte ayaklarını gördüğümüz DNA'ların karıştırılmasıyla oluşan Givanium'lar var. Jester, Chamataki ve Tamataki gibi yaratıkların oluşturulduğu Givanium'lar. Ki bunlar en tehlikeli olarak kabul edilmektedir. İşte en tehlikeli olan Givanium sıvısı da ikinci çeşit olan Givanium sıvısı. En son bölümde gördüğümüz Chamataki, Tamataki ve az önce de söylediğim gibi Jester bu tür oluşumlardan meydana gelen yaratıklar. Garson of Bamban Chapter 4 gerçek anlamda çok ama çok ilginç olacak. Sizler de daha fazla Garson of Bamban videosu istiyorsanız eğer videoya like atmayı, kanala ücretsiz olarak abone olmayı, her yeni paylaşımdan anlık haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. En önemlilerden birisi de mutlaka Garson of Bamban Chapter 4 teorilerinizden bir tanesini yorumlar kısmına bırakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.